Musevilerin Mehdi'yi fark etmesi konusu üstünde de çok duruyorum. Mesela bir kısım dindar Museviler Mehdi ve Kral Mesih, yani Mesih Mehdi ikisinin parantez içinde kullanıyorlar. Yani Mehdi ile Mesih'in aynı olduğunu biliyorlar. Yani bizim beklediğimiz Mehdi'ye tabi olmaya hazırlar. O tarzda tavırların. Mehdiyet'te olaylar böyle çatışmayla, işte demir sopalarla, kan dökerek ya silahla ya adam vurarak, insan vurarak değildir. Yani mutlak adalet vardır. Çünkü İsrail'in politikasına uygun bir tavır göstermeyecek Mesih. Yani şu anki İsrail'in yaptığı tarz değildir. Yani Mesih devrindeyiz, Mesih gelmiştir. Fakat birçok Musevi bunun farkında değil. Dolayısıyla Mesihiyete aykırı bir eylem içerisindeler. Böyle değildir Mesih'in dünya hakimiyeti. Mesela Hazreti İbrahim soyu hakikaten bölgeye hakim olacaktır. Ama onlar zannediyorlar ki sadece İsrail hükümeti, yani mevcut hükümet oraya hakim olacak. Halbuki Mesih'in kendisi zaten devlet. Yani hükümet o devlete tabi olmakla mükelleftir. Yani Mesih'e tabi olmakla mükelleftir. Yani İsrail hükümetinin hiçbir önemi yoktur Mesih'in karşısında. Yani gerçek Musevi ise, gerçek Musevi inancında ise hükümet Mesih'in doğrudan askeridir. Başka hiçbir özelliği yoktur. Mevcut devlet de doğrudan askeridir. Başka bir özelliği olamaz. Eğer gerçekten Mesih'e inanıyorlarsa, Tevrat'ta tarif edilen Mesih budur. Bu şekildedir. Ve barışla ve sevgiyle halledecektir. Hakikaten bütün bölgeyi Musevilerin, Muhammedi Musevilerin rahatça kullanacağı, rahatça yaşayacakları bir belde haline getirecektir. Bu doğru. Ama la ilahe illallah dedirtecek. Muhammeden Resulullah dedirtecek. Ayrıca Musa Resulullah diyecekler aynı zamanda. Musa da Allah'ın Resulüdür. Muhammed de Muhammeden Resulullah da diyecekler. İkisini de dedirteceğiz. İkisini de diyecekler inşallah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet. La ilahe illallah, Musa Resulullah. Musa Resulullah inşallah. Çünkü biz de diyoruz, Musa Resulullah diyoruz. Ama onlar daha Muhammed Resulullah diye demediler. Yani bunu demeleri çok önemli. Diyenler var ama daha demediler. Demeden gerçek Musevi olmaları mümkün değildir. Biz de Musa Resulullah demeden gerçek Müslüman olmamız mümkün değildir. Yani biz İsa Resulullah demeden gerçek Müslüman olamayız biz. Hazreti İbrahim Resulullah demeden gerçek Müslüman olamayız. Yani mutlaka o peygamberlerin de peygamberliğini tasdik etmek ve onlara uymakla mükellefiz biz. Yani Kur'an'daki anlatıma göre, Allah'ın bize anlattığı vahye göre onların diliyle anlattığı her hükme uymakla mükellefiz biz. Onların diline anlatan her şeye. Yani mesela Hazreti İbrahim ne diyor? O bir muvahhiddi, tek başına bir ümmetti diyor, muvahhid. Tek Allah'a savunuyor. Biz ne yapacağız? Biz de tek Allah'a savunuyoruz. Tek Allah'a inanıyoruz. Aynıyız. İnşallah. Kime uyuyoruz? Hazreti İbrahim'e uyuyoruz. Kim uyuyoruz? Hazreti Muhammed'e uyuyoruz. Nuh'a uyuyoruz. Mesela Nuhi'yiz aynı zamanda. Hem İsevi, hem Nuhi, hem Musevi'yiz. Ama en üstünde, yani tamamına hakim olarak Muhammed'eyiz. Şimdi bölgede bu olacak işte. Olacak olan budur. Yani Museviler yine Musevi kalıyorlar. Yine Museviler. Muhammed'i Museviler. Bu olay bu. Biz de Museviyiz zaten. Yani o anlamda biz de Museviyiz. Evet siz. Ya Musa'ya tam uyuyoruz. Yani nereye açsak Kur'an'da hep Hazreti ya Eyüp'ten ya İshak'tan ya Yakup'tan inşallah. Hep peygamberlerden bahsettirir Allah, Cenab-ı Allah inşallah.